31 Mayıs, 6 Haziran tarotlarım konuşuyor. Benim tarotlarım. Yani sizin artık bu tarotlar. Sizlere özel çünkü. Yükselen ve ay burcunuzu dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam günlük, orada da takip edebilirsiniz. Haftada bir gün canlı yayınım var. Takip edin lütfen. Evet, koç burçları için çekiyorum. 1, 2, 3. Değerli koç burçları, ilişkiyle alakalı cesaret dönemi. Enerjinizi komple ilişkiye verdiğinizde doğru geçiti, doğru hayat arkadaşı, doğru yolculuğa geçiş dönemi olacak. Fakat kendi konunuzla alakalı noktada insanlara cesaretiniz olmayabilir, duygularınızı tam yansıtmıyor olabilirsiniz. Bunları artık aşmanız lazım. Belki de geçmişinize ait korkularınızı yenmeniz gerekiyor. Bunları yendiğiniz takdirde ilişkide başarıyı yakalama. Şöyle söyleyeceğim, iş konusunda da artık gerçekleri, gerçek atılımı, gerçek noktaları görüp hatalı olan insanları uyarma. Bu yöneticiniz de olsa, kendi işinizi de yapıyor olsa, hataları artık doğru noktada toparlayıp kendinizi keşfetmeniz lazım. Evet, uzun süredir kafanızda planladığınız yurt dışı ya da şehir dışı seyahatleriniz varsa bunlarla ilgili 7. ay sizin için daha doğru olacak. Yani güzel fırsatları yakalayacaksınız. Eğer devletle alakalı beklediğiniz evranız varsa olumlu olarak gözüküyor değerli koç burçları. Aile büyüklerimizdeki yaşadığınız bazı gerginlikler iyileşmeye, anlaşılma dediğim nokta. Hatta şöyle söyleyeceğim, uzun süredir de kendi kariyerinizle alakalı tamamlamak istediğiniz eğitim konularınız varsa da fırsatlar var, değerlendirebilirsiniz. Değerli boğa burçları nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu takip ediyorsunuz. Akkoyoş Official Instagram sayfam. Haftada bir gün canlı yayın yapıyorum Instagram'da. 1 2 3 Değerli boğa burçları, şunu demek istiyorum. İnsanlarla iletişim noktasında iyi niyetiniz ve onların hayatlarına dokunmak istediğiniz her süreçte kalbiniz zarar görüyor. Bırakın iyiliği. İyilik sizde kalmalı. İyiliği kendinizde toparlamanız lazım. Eğer bu enerjiyi kendinize sakladığınız takdirde iş konularınızla alakalı 7 hafta, 7 ay, 7 yıl içerisinde hedeflediğiniz her şey büyük bir aydınlığa girecek. Aile içerisinde yaşadığınız sorunlar değişmiş, daha güçlenmiş ve kendi tahtınızı kuracaksınız. İlişkide yeniden doğmak, yeniden anlaşılmak, başka insanların hatalarıyla değil, kendi doğumumu yaşamak istiyorum, kendi ilişkimi yaşamak istiyorum diyorsanız, doğru aşk, doğru hayat arkadaşı evrenizde olacak. Belki bu ara baş ağrılarınız, saç dökülmelerinize dikkat etmeniz lazım. Geçmişte beklediğiniz bir kalp varsa, bakalım geçmişte birini bekliyor musunuz? Evet, çok dua ettiğiniz, gelmesini istediğiniz biri var. O gelmeyecek, sizin gitmeniz lazım. Artık bu adımı da sen at diyorum. Değerli ikizler burcu için 3 kart seçiyorum. 1, 2 ve 3. Değerli ikizler, bu ara size etrafınızdaki insanlar yalan söyleyebilir, ihanet edebilir, kalbinizi kırabilir, ruhunuzu kırabilir. İnandığınız, güvendiğiniz iş, çevre, dostlarınıza bu dönem dikkat etmeniz lazım. Dostunuz sizin arkanızdan hançer gibi size sıkıntı yaratabilir. O yüzden elinizdeki, avucunuzdaki her şeyi kaybetmenize sebep olur. Bu hafta dikkat etmeniz lazım. Yeni işe geçmek ya da iş kurmak isteyenler için, evet, bereketli ve aydınlık, doğru kararı verdiğinizde bu esaretten kurtulup yaprağınızda yeşillik ve bu yeşerme size çok büyük kazançlar elde edeceğini gösteriyor. İlişki için çekiyorum. Konuşacağınız insana kırıcı olabilirsiniz. Yavaş yavaş nazik davrandığınızda doğru adımlar sizin hayatınıza renk getirecek. Evli olanlar için bir kart seçiyorum. Bakalım. İhanet korkunuz olabilir. İhanetten kaynaklı aldatılıyor korkunuz olabilir. Yalanlara şahit olmuş olabilirsiniz. Aynı noktaya geri dönme korkusu yaşıyor olabilirsiniz. Değerli yengeçler için 3 kart seçiyorum. 1, 2.
Beklediğiniz ve uzun süredir bir iş kapınız ve kafanız bu işle ilgili endişe ve korku içerisindeyse zaman ve dakika ve kalbiniz bu heyecanı en iyi şekilde aydınlığa kavuşturur. İşinizle alakalı sorunlar paraysa parada aydınlanır. İşsizseniz iş kapınızın açılacağı hazine sizin için iş konusunda aydınlığa kavuşuyor. Bakalım başarı olacak mısınız? Der ki evet, başarmak sizin elinizde, emir gibi size sunulan bir evre var. Bu evreyi doğru tuttuğunuzda ya da doğru kullandığınızda uzun soluklu ve kalıcı bir iş alanınıza oturtmuş olacaksınız. Aşka bakalım. Gözünüzün gözü renkli ya da sizin gözünüz renkli olabilir. Güzel bir aşk heyecanı ve kalbiniz yerinden oynayacak şeklinde gözüküyor. Bakıyorum. Evli olanlarda çocuk 365 gün, çocuk tedavisi, çocukla ilgili kararınız olabilir. Ama der ki başka bir ülkeye ya da başka bir yerleşime de yeniden doğmak istiyor olabilirsiniz. Yeniden çocuk gibi olmak istiyorsunuz. Bunlarla ilgili fırsatlar gelecek. Değerli aslan burçları için 3 kart seçiyorum. Özellikle erkek aslan burçlarına sesleniyorum. Kadınınızı ya da doğru hayat arkadaşınızı ya da umutsuz olan erkekler için doğru seyahate, doğru aşka başlangıç der. Dengeyi bulmak, aşkı bulmak, yolculuğa gitmek. Yani sizin umutsuz enerjinize keyif verecek Venüs enerjiniz var. Bu Venüs size öyle dokunacak ki huzursuz olan enerjinizi, kötü giden iş kapınızı, hayatınızdaki eksik gördüğünüz her şeyde iyileşme noktası yaşanacak olarak gözüküyor. Yani havada bir aşk evresi var değerli aslan burçları. İşle ilgili bakıyorum. Kader size o kadar güzel yenilikler getirecek ki bunu doğru yönlendirdiğinizde kendinizi yargılama, kendi hatalarınızı, kendi geçmişteki yaptığınız iş konularınızı artık sorgulama dönemine girecek ve bu hataları bir daha hayatınız içerisinde yapmayacaksınız. Hem aşka sadık hem de işe sadık dönemiz. Evli olanlar için çekiyorum. Evliliklerinizde sorun olabilir, gereksiz birbirinizi incitiyor olabilirsiniz. Dikkat diyorum, aman dikkat edin. Değerli Başak burçları için bir kart seçiyorum. 3 kart yani. Başakları da not alayım şöyle. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinleyin. Akkaya Official Instagram sayfam. Haftada bir gün canlı yayın yapıyorum. Tek insanları canlı canlılar. 1 2 ve 3. Değerli Başak burçları, işinizle alakalı özgür olacaksınız. Özgürlüğünüze, hak ettiğiniz ödülü, hak ettiğiniz başarıyı, hak ettiğiniz barışı alacaksınız. Ve üzerinizdeki tüm yük bitmiş olacak ve insanlarla bağınız varsa bu bağ daha çok güçlenecek. Ve hedeflediğiniz tüm yükü üzerinizde taşıyacaksınız ve başarıyla takıyacaksınız. Ve bunun keyfini tatile çıkmak, enerjinizi güzel kuş sesleri, orman seslerinde yaşayacağınız, kendinize marka yaratabilir, kendi isminize kitap çıkartabilirsiniz. Kendinizi bulma dönemi. Özellikle bankaya da farklı bir alanda çalışıyorsanız yerinizde koltuk değişimi, eğer ikinci koltuktaysanız en tepeye çıkacağınız noktalar aydınlığa girecek. Aşk olarak çekelim. Güneş gibi parlayacak, sizi çok güzel iyileştirecek evreler. Hayatınıza güzel dokunuş var. Yani ilk başta da söylediğim gibi. Sağlık olarak belki son zamanlarda geçmişle alakalı yorgunluklarınız var. Bunlar için yoga ve meditasyon yaparsanız size iyi geleceğini söyleyebilirim değerli Başak burçları. Evet, ikizler, terazi burçlarına geçiyorum. Değerli teraziler için 3 kart seçeceğim. 1 2 Vallahi terazi ise yani artık insanların maskeli yüzlerini, onların adaletsiz tavırlarını, saçma sapan yargılamalarını, etrafınızdaki insanların sizin çevrenizdeki insanlara zarar verdiğini farkına varmanız lazım. Çevrenizde güvendiğiniz insanların ikiyüzlü, size riyakar davrandıklarını görmeniz lazım. Eğer görmezseniz kayıplarınız söz konusu olacak. Hem bu iş hayatınıza hem de aile hayatınıza yansıyacak. O yüzden artık kendinizi çözün, dost yerine kitap okuyun, enerjinizi değiştirin, farklı şeylerle uğraşmanız gerektiğini uyarıyor. İşte bir hata var mı bakalım? Evet, işteki çevrenizdeki insanların agresif tavırları, dengesiz tavırlarından o kadar çok yorgunsunuz ki yeni bir yol, yeni bir yük, yeni bir iş beklentiniz var. Bu beklenti sizin için hayırlı olacak. Bence yeni adımlar için doğru bir zaman, doğru bir enerji. Aşksız olanlara çekelim bir kart. Aşksız olanlara.
Güzel. Rabbim size öyle bir insan yazacak ki hem inançlı, hem eğitimli, hem de duygusal evrede tok, yani gözü pek ve aydınlık biri olacak ve sizi mutlu edecek. Değerli akrep burçları, nasılsınız? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. @akkayofficial Instagram sayfam. 1, 2 ve 3. Özellikle siz yurt dışına ya da şehir dışına farklı bir yere yerleşmek istiyorsanız yolculuğunuz başlayacak. Yeniden kendinizi dönüştüreceksiniz. Hayatınızdaki değişimlere, fırsatlara açık olacaksınız. Ve bu fırsatlarla birlikte hedeflediğiniz her şeyin yükünü en iyi şekilde alacaksınız. Yani parasızsanız parayla ilgili değerlendirme. Yeni bir iş bekliyorsanız gerçekten fırsat. Yurt dışına yerleşmek istiyorsanız güzel evreler söz konusu olacak. Değiş. Değiş ki sen kendi değişimini yaşa. Kendi inancını oturt diyor sana kartlarım. Bir kart daha çekiyorum. Evet, kendin artık doğmalısın. Rabbim seni doğurmuş ve bu yükü artık sen kendi bileğinle, kendi hakkında başlatıp yeni olaylara oluşturman lazım. Özellikle su burcu birinden çok büyük bir destek alacaksınız. Bu destekle birlikte duygusal hayatınızda oturacak diyorum değerli terazi burçları. Akrepler, Yükselen ve Ay burcunuzu ve @akkayofficial sayfamı takip edebilirsiniz. Nasılsınız diyorum. Sizler için de 3 kart seçiyorum. 1, 2, 3. Şöyle söyleyeceğim akrep burçları. Evet, ödülleri alma. Bütün sınavlardan çok rahat bir şekilde geçeceğiniz. Kandiliniz iş konusunda o kadar güzel yanacak ki. Siz bu hak ettiğiniz güzelliklere dokunacaksınız. Başarıya, ödüle, hak ettiğiniz geçişleri tamamlayacaksınız. Ve bu geçişler size çok büyük bir aydınlanma yaşayacak. Ve bu aydınlanma ile birlikte cesaretiniz de, bilim enerjiniz de, okuma enerjiniz de hızlanacak. Yani siz artık başkalarının değil, kendi gördüklerinizi, kendi hissettiklerinizi, bu evliliğiniz, ilişkiniz, hayat arkadaşın için bile geçerli. Kötü olan her şeyi eritiyorsunuz, yepyeni siz yaratıyorsunuz. Bu ilişkinizde bile kötülükleri geride bırakıp birbirimize doğru sahip olma, doğru dokunma dediğim evre. İlişkisi olmayanlar için doğru dengeyi, doğru aşkı yakalayacaksınız ama daha bunun için sizin de iyileşmeniz, güvenmeniz, yani ruhunuzun sanatçı yönü, keşfettiğiniz evreleri sizi bulması lazım. Yani enerji de belki bunun için bir zaman veriyor ama doğru ruhu bulacaksınız, doğru maskeyi birlikte takacaksınız. Değerli yay burçları, nasılsınız? Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. @akkayofficial Instagram sayfam, günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz dedim. Hemen size bir, iki. Farklı seyahatler, iş gereği yolculuklar. Yani yapacağınız bereketli kapılarınız var. Bu bereketli kapıları doğru şekilde dengelediğinizde hem sevinç gözyaşı yaşayacaksınız, hem mutluluk ağlaması yaşayacaksınız. Ve hanenizde doğum, para doğumu, araç doğumu, yatırım doğumu, ay gibi aydınlanacaksınız. Yani kadınlardan alacağınız destek ya da siz kadın, sizseniz kadın olarak dinliyorsanız yolculuklarınız ve iş seyahatleriniz çok büyük başarıdır. Kaderinizde ne istiyorsanız bu ışıklarınız aydınlığa kavuşacak. Yani hiç beklenmedik fırsatlar pusula gibi hayatınıza girmeye başlayacak. Aslında tek sorun duygusallıkta yalnızsın. Artık doğru aşkı, doğru enerjiyi bulmak istiyorsun. Ve 3 aydır ya da 3 yıldır yalnızsanız doğru hayat arkadaşınız yavaş yavaş adım atmaya başlayacak. Hatta isminde A harfi, K harfi ve Koç burcu özel, yine Ateş burcu özelliğine sahip biriyle yönünüzü, hayatınızı belirleyeceksiniz. Değerli Oğlak burçları için seçiyorum. Bakalım ne yapıyorsunuz Oğlak burçları? Yükselen Vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. İş konularınızla alakalı noktada başka aldığınız kişilerden size günah, suç atabilirler, iftira atabilirler, hırsız diyebilirler, yalancı diye ifade edip işinizden ortaklı işleriniz, çünkü ortaklı anahtarları sunar. Burada zarar göreceğiniz. Bu hafta her şeyi doğru okuyun, doğru takip edin, doğru görün. Yani siz iyi niyetinizden mağdur olabilir ve zarara girebilirsiniz. Peki başka iş. Evet, değişime hazırsın ama insanların değişmeyeceğini bile bile kendini değiştiriyorsun. Değiş ama insanlar
Senin etrafında sadece senin güneş enerjini alıyor. Seni böyle süzgeçten geçiriyor. Sen pısırık kalıyorsun, onlar güçleniyor. Yani senin bilgeliğin sende kalmalı. Başkaları bunu fırsat bilip senin kaderinle oynuyor. Başkaları değil, kendin için artık var olmalısın. Peki farklı işlerde çalışanlar için. Evet, yeni oluşumlar, yeni evraklar, yeni oluşumlar yaşatacaksınız ama siz sabit yerinizi ve alanınızı sağlamlaşmasını istediğiniz için kaybetmekten korkuyorsunuz. Bir kere de kaybet, bir daha kendini tamir et. Çünkü hep kaybettin. Artık bir kere daha kaybedeceksin, artık kaybetmeyeceksin değerli oğlak burçlarım. Bir de ev taşınmanız, yeni bir eve geçişiniz var. Hayırlı olsun. Değerli kova burçları, nasılsınız? Yükselen vay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Güzel pastalar. Yani aşkta güzel. Ya şöyle söyleyeceğim. Kova burçları, özellikle akrep dostunuz olabilir, su burcu dostlarınız olabilir. Bunlardan güzel haberler, iş konusunda yenilikler ya da patronunuz su burcu olabilir ya da yöneticiniz güzel oluşumlar ve işinizle hak ettiğiniz, hani görmüyorlar. Hep işimde haksızlığa ve hep çembere düşüyorum diyorsunuz ya, artık iş kapınızda doğmak. Var olduğunuz gücü en iyi şekilde ispatlayıp siz adaletli noktada haklarınız size verilecek. Kutsallığınız ve gerçekçi kimliğinizi oturtacaksınız. Fakat sizin başkaları ile ilgili yaşadığınız kaosları, yani ailevi kaosları, kendi içinizde çok büyüttüğünüz için enerjiniz düşük. Bırakın başkaları, ailenizi, kendiniz için var olun. Evet, şöyle söyleyeceğim, diş eti, dille ilgili sıkıntılar olabilir ve uçak seyahatleriniz, bol bol seyahat evreleriniz var. Bu bol bol seyahat evrelerinde farklı ülkeden gelecek iş anlaşmanız var gözüküyor. Aşk olarak çekelim bakalım, aşkta ne var? Şu ara aşka inancınız yok ya da ilişkinizin sizi aldattığı ile ilgili. Bir daha çekiyorum. Yani bu anahtarda bir sorun var, bu evlilik anahtarında, ama araba anahtarı almak isteyenler için hayırlı bir dönem yapabilirsiniz. Değerli balık burçları, nasılsınız? Nasıl gidiyor? Bakalım. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka dinliyorsunuz. Akkaya Official Instagram sayfam, takip edebilirsiniz. Der ki yeni oluşturmaya çalıştığınız iş, yeni oturtmaya çalıştığınız ve sağlamlaşmak istediğiniz noktalarınız için zaman kalmış. Bu zamanı doğru değerlendirdiğinizde hayatınızdaki hazine sihir gibi hayatınıza dokunacak ve gerçekten şeytanın, yani gücü, saltanatı, başarıyı en iyi şekilde alacaksın. Yani işte korktuğun gibi değil. Her şey sana o kadar güzel şekilde sunulacak ki sen bu sunuşu doğru alacaksın ve doğru kapılarını açacaksın. Aşk olarak şu an erkek ve kadınlar birbirine güvenmiyor olabilir. Kendi içinde ilişkilerde, duygusallıkta ben depresyona giriyorum ve sorumluluk almak istemiyorum. Ben ruh ikizimi bulamadım. Ruh ikizim olursa ben kafamdaki soru işaretleri bitiririm diyorsunuz. Daha buna zaman var. Evli olanlar için çekiyorum. Birlikte eşinizle ya da sevgilinizle gideceğiniz bir seyahat. Bu seyahatle birlikte bolluk ve bereketle döneceğiniz gözüküyor. Evet, bu hafta tarotlar konuşuru yaptık. Allah'a emanet olun. Mutlu kalın. Her şey gönlünüzce olsun. Bol bol yorum, beğeni yapın. Bu kanal sizin, benim değil. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.